Deneme Tatlar'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle incir reçeli yapacağız. Kışlık olarak nasıl saklanır onu göstereceğim size. Şimdi yarım kilogram incirimi aldım. Şöyle küçük incirlerden seçerseniz daha iyi olur. Yemesi de daha kolay oluyor. Lezzeti de daha güzel oluyor. Şimdi bunu ilk önce ben şekeri ıslayacağım. Yarım kilogram meyvem için 2 su bardağı şeker kullanacağım. 1 su bardağını ilk önce ıslamak için kullanacağım. 1 su bardağı şekeri de pişirme esnasında kullanacağım. Şimdi ilk önce bir sıra incir koyalım ıslama kabımıza. Biraz şekerimizi şöyle ilave edelim. Şöyle. Evet, bir gece bu şekilde suyunu vermesi için bekleyeceğiz. Kapağını da kapatıyoruz. Bu şekilde bir gece bekleyecek. Şimdi bir gece incirimizi bir bardak şekerde bekletmiştik. Benim ölçülerim yarım kilogram meyvem ve 2 su bardağı şekerde. 1 su bardağı şekerini pişirme esnasında kullanacağım. Şimdi şöyle bir bilgi de vereyim ben size. Eğer şekeriniz erimediyse, hani böyle bir 10-12 saat sonrasında şekeriniz erimeyip hani meyveler suyunu vermediyse, böyle yarım bir çay bardağı kadar su ilave edin ve tekrardan bir 5-6 saat kadar bekletebilirsiniz. Bazı meyvelerde bu nokta oluyor veya şeker kalın geliyor. Hani bu noktayı da size söylemiş olayım ben. Şimdi bunu ben süzeceğim. Meyvelerimin ezilmesin diye en son ilave edeceğim yine meyvelerimi. Şimdi şurayı da göstereyim. Şöyle şu kadar bir su çıktı ve ben buna bir miktar daha su ilave edeceğim. Şekerimizi hem eritelim şu şekilde. Ben reçellerimi, kış reçellerimi özellikle bu şekilde yapıyorum. Hem meyvelerim ezilmiyor hem de daha dayanıklı oluyor reçelim. Şekerlenme vesaire olmuyor. Şeker oranınız çok fazla olursa yine şekerlenme olur. Şöyle ilave ettim. Bunu kenara alalım. Çıkan sudan biraz daha fazla su ilave ediyorum. Çünkü bu uzun süre kaynayacağı için zaten kendi yapısını alacak. Hani çok fazla kattım su, işte çok fazla kattım diye tedirgin olmayın. Şimdi bunu karıştırıyorum ben. Çeyrek limonumu da ilave ediyorum. En baştan ilave ediyorum. Ben bunu orta ateşteki ocağıma alacağım. Kaynayacak. Artık böyle biraz kıvama gelince zaten sizinle birlikte göreceğiz. Ondan sonra meyvelerimi ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar suyunda şöyle boncuk boncuk yapıyı gördüğünüz zaman artık meyvelerinizi katabilirsiniz. Şöyle ilave edelim. Şimdi bunları ben tekrar kaynamaya bırakacağım. Çünkü kendi yapısındaki suyu da bırakacağı için incir. Kıvamını birlikte göreceğiz tekrardan. Şimdi arkadaşlar reçelimizin kıvamı tamamdır. Şu görüntüyü aldıktan sonra ben tamam olduğuna karar kılıyorum. Ben bu şekilde anlayabiliyorum ama sizin anlamanız için şöyle bir yöntem göstereceğim size. Bir çay tabağına bir yemek kaşığı reçelin suyundan koyun ve derin dondurucu kısmına koyun. Daha sonra kıvamına bakın. Şu şekilde akışkan, biraz koyu kıvamlıysa tamamdır. Şu görüntüden de tamam olduğunu anlayabilirsiniz. Boncuk boncuk artık kaynıyor. Şimdi bunu kavanozlarımıza dolduracağız. Dikkat etmemiz gereken püf noktalarımız var burada. Kavanozlarımız temiz olacak, kuru olacak. Kavanoz kapaklarımız kullanılmamış olacak. Kirli pastı vesaire olmayacak. Eğer hani pastı veya kirli olursa
Kavanozun içerisine koyduğunuz gıdanızı bozar. Birincisi bu, ikincisi zehirlenmelere neden olur. Üçüncüsü vakum, tam vakum olmaz arkadaşlar. Bu çok önemli kapak noktası. Şimdi kavanozlarımıza dolduralım. Zaten rengini de artık verdi. İncirlerimiz rengini verdi suya. Ocağımızın altını, evet bu da önemli bir püf noktalardan. Kavanozumuzu doldururken ocağımızın altını en kısa getiriyoruz. Kesinlikle kapatmıyoruz. Çünkü sıcakken vakum yapacağız biz. Ve kavanozumuzu tam doldurmuyoruz. Bir miktar boşluk bırakacağız. Tam vakum olması için. Evet, bu kadar yeterli. Çünkü meyvelerim de var burada. Şimdi diğer bir püf noktamız, kavanozumuzun ağzını bir peçeteyle siliyoruz. Kalıntı olmasın ki kapağımız tam kapansın, tam vakum olsun. Şunu da söylemeyi unuttum. Kavanozunuzu doldururken altına bir tane tabak ya da kase koyarsanız hem eliniz yanmaz doldurma sırasında, hem de dökülenler israf olmamış olur. Geri boşaltırsınız. Şimdi kapağımızı kapatalım. Şöyle sıkıca kapatalım. Ve ters çevireceğiz. Kavanozumuza koyduk ve ters kapattık kavanozumuzu. Burada bir püf nokta daha var arkadaşlar. Kavanozlarımızın üzerine şöyle bir örtüyle kapatalım. Bu sıcaklığın içeride kalmasını sağlayarak vakumun daha iyi tutmasını sağlayacaktır. Burada diğer bir nokta daha vereyim size arkadaşlar. Şeker oranınız çok fazla olursa reçellerinizde şekerlenme olur. Kıvamını ona göre ayarlamanız lazım. Yine yarım kiloda 2 su bardağı şeker kullandım. Siz artık katlayarak miktarını artırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa YouTube kanalımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Lezzetlerimizden memnunsanız YouTube kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.